Merhaba çocuklar. 5. sınıf ders kitabımız bu sene English. 1. ünitesi Hello. Geçen senenin kitabı da aynı şekilde gidiyor. Yani aslında YouTube'da geçen sene çekilen videolardan da çalışmamız gayet mümkün. Yani aynı kitap olmayabilir ama aynı kelimeler. Neyse bakalım. Aims diyor. Hedeflerimiz. Expressing likes and dislikes. Yani sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri açıklamak. Greeting and meeting people. Selamlama ve buluşma insanlarla veya tanışma gibi. Making simple inquiries. Inquiry sorgulamak demek. Yani basit sorular sormak kısacası. Simple basit demek. Make yapmak demek biliyorsunuz. Hello everyone, I'm Zippy. EBA dersinde çalıştık Zippy ile, tanıştık Zippy ile. And these are our friends diyor. Evet, burada listen and read diyor. Dinleyin ve okuyun diyor. Burada Duygu ve diğer arkadaşlar tanıtıyor kendilerini. Evet, Hello, baba. my name is Duygu. I'm Turkish. Hi everyone, I'm Larry. I'm American and I live in Turkey with my family. Hi, I'm Giselle. I'm from Spain. I live in Turkey with my family. Hello everyone. I am Satoshi and I'm Japanese. I live in Turkey with my family too. Evet çocuklar, bunları durdurup tekrar dinleyebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Giselle böyle söylemiyormuş, hiç bilmiyordum. Devam edelim. Bu arada bunlar kendilerini tanıtırlar, isimlerini söylüyorlar. Hi everyone, herkese merhaba demek. I'm Larry, I'm American, Amerikalıyım. I live in Turkey with my family. Ailemle birlikte Türkiye'de yaşıyorum. Bu da aynı şeyleri söylüyor, ismini, ülkesini. I live in Turkey with my family diyor, ailemle birlikte yaşıyorum. Satoshi, Japon olan çocuk da aynı şeyleri söyledikten sonra I live in Turkey with my family too diyor. İki tane üst üste cümle olumlu olursa sonlarına to koyuyoruz. Nice to meet you, nice to meet you too'dan biliyorsunuz. Evet, ikinci sayfada read and practice, takip eden sayfa diyorum. Read and practice diyor 1B'de. Our friends are introducing their schools to us. They are now 5th grade students. Onlar da sizin gibi 5. sınıf öğrencileriymiş. O introducing, tanıtıyorlar. They are introducing, şimdi tanıtıyorlar. Okullarını bize tanıtıyorlar. Bakalım neymiş? Hi everyone, this is my school. Its name is Atatürk Secondary School. Duygu konuştu ilk önce. Hello, I studied Atatürk Secondary School too. Gene bakın iki tane olumlu cümle ve sonunda to geliyor. İkisi de Atatürk Okulu'nda okuduğu için, Atatürk Ortaokulu'nda okuduğu için sonuna to koymuş. I like art and science. Art ve science. Yani resim dersiyle veya görsel sanatlar diyoruz artık. Fen dersini seviyormuş. Bunu söylüyor bize Larry. Hi everyone. Ne demekti? Yukarıda geçti. Herkese merhaba diyor. I study in at Gelincik Secondary School, farklı bir okul. I like music and maths. Müziği ve matematiği seviyormuş. Cizal'da, öyle okumalı herhalde. Cizal'da bence ama. Hello, I study at Gelincik Secondary School too. History and physical education are my favorites. My favorites, en sevdiklerim demek. Olmak demek, Arda. History and physical education ne onlar? Tarih ve physical education, education eğitim demek. Fizikal eğitim, beden eğitimi yani. O da onun Satoshi'nin en sevdiği derslermiş. Read the text again and label the school subjects with the characters. School subjects with characters. Yani hangi dersleri seviyorlarsa o derslerin isimlerini yazacağız. Siz kitabınızdan bakabilirsiniz. Ben çok küçültmeyeyim burada. En sevdikleri dersleri yazın. Ben birazdan yazacağım, kontrol ediyorum. Larry Art and Science diyor. Art resim dersi gibi düşünebiliriz. Science da fen dersi. Bunlara Larry yazacağız. Bakın burada kimdi bu? Giselle neyi seviyor? Music and Maths. Yani Music and Maths.
Burada yine konuşuyor Satoshi. Ne diyor? History and physical education. Tarih. Tarih şu olsa gerek. History and physical education. Beden eğitimi dersi. Bunlara da Satoshi yazacağız. Şöyle olacak. Evet, şu şekilde oluyor. Science, Larry. History, Satoshi. Art, Larry. Music, Giselle. Physical Education Satoshi and Maths Gizel şeklinde oluyor. Bunu bakın siz temizleyip devam edin. Evet, Match diyor. Burada da dersleri eşleştirmemiz istiyor. Biraz küçültmemiz gerekecek. İnşallah görünür olur sizin için. Cep telefonları için biraz zor olacak ama evet. Şöyle. En fazla bu tarafı böyle oluyor. Yani arts hangisi olacak? One plus the arts. İkinci resme bakıyoruz. Music. Two goes to music. Physical education where? Six. Six, six goes to physical education here. Six. And language plus language nedir? Dil demek. Yabancı dil demek. Hangisi şurada? Big Ben. Neydi? Ben her şeyi ne bileyim, bir tane olmuyor. Neyse, çok önemli değil. For goes to language class, maths. Şurada abaküs falan görüyorum. Hesap makinesi, ayıp da bir şey. Ama bu art goes to maths, history. History, tarihle ilgili ne görüyoruz burada? Yazı, parşömen, işte. Kum saati vesaire. Bunlar he goes to history, tarih dersi, science, hangisi science, ah DNA sarmalı koymuşlar. Bir tane toluen halkası mı var? Yok. Evet. İşte deney tüpleri, science buraya gitti. Science goes to science. Social studies de, ha oklarla okulacakmış zaten. Siz oklarla yaparsanız ben bunu oraya yazdım. Benim için daha kolay oluyor. Siz de okulara var ve sizin ders planınıza gelecektir. It goes to social studies. Sizce okuyalım. Art, music, physical education, language class, maths, history, science, social studies. Evet, burada bir tanışma sahnesi var. Neydi bunun ismi? Zippy. Zippy konuşuyor. They have guests from their partner schools. They have, sahipler diyor, konuklara, yani konukları varmış. From the partner schools. Partner, Türkçe'de de kullanılıyor artık. Ortak okullarından konukları varmış. They are from all around the world. All around the world. Dünyanın her tarafından. From, then. Evet, bunları dinleyeceğiz. Nasıl selamlaştıklarını. Ben biraz yukarı alıyorum. Şarkıyı, sesi atıyorum. Hi. Hello. Welcome. I'm Chen. I'm Larry. Nice to meet you. Me too. Hi, I'm Helena. Glad to meet you, Helena. My pleasure. Two. Where do you study, Gina? I study at Rome High School. Three. How many languages do you speak, Max? Two. I speak German and English. Four. What are your favorite classes? I like science and social studies. Five. Where do you study, Helena? I study at Athens Primary School. Evet çocuklar, birçok farklı ülkeden insanlar var burada, çocuklar var. İlk önce bir bakın, nereli mesela? Bu ciao nasıl söyleniyorsa, ne demek, hello mesela, bunları tahmin edin. I'm Chen çok belli oluyor. İlk önce bu resme bakıp bu çocukların nereli olduğunu güzelce bir tahmin edin. Sonra bence bu diyalogları birkaç kere dinleyin. Beraber bakalım. Hi, ciao. Biraz garip okudu. İtalyanca merhaba herhalde. Welcome diyor. Hello diyor. Hello Almanca. Buna biraz benziyor bakın kıyafeti de. Bu deri pantolon, geleneksel giysileri. I'm Larry, nice to meet you. I'm Chen. Kıyafetten falan zaten gözden hemen belli oluyor. Chin, me too.
Ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum diyor. Bunlar selamlaşmaydı genelde. Hi, I'm Helena. Ben Helena'yım diyor. Glad to meet you, Helena. My pleasure. Çok değişik şekillerde söylenebilir, değil mi? Nice to meet you. Nice to meet you too. Glad to meet you. Nice to meet you. Me too. My pleasure. Farklı şekiller kullanmak lazım. Hep aynı şeyi söylememek lazım. Evet, bunlar tanışma. Where do you study, Gina? Where do you study? Study, okumak. Yani nerede öğrencisin diyor. Where do you study, Gina? Nerede okuyorsun, Gina gibi yani. I study at Rome High School. Rome, Roma'da okuyormuş. Roma'daki lise diyelim. How many languages do you speak, Max? Kaç tane dil konuşuyorsun, Max? How many languages do you speak, Max? Bu soruları siz tekrarlayın. Teybi dinlerken de yani ben teybi çaldığım yerleri videoda durdurarak da tekrarlayın. Benim söylediğimi de tekrarlamaya çalışın. Ama önemli bu sorular. Where do you study? How many languages do you speak? Two. I speak German and English. Bu Almanlı değil mi bu çocuk? Max'miş ismi. Almanca ve İngilizce konuşuyor. What are your favorite classes? Favorite classes yukarıda vardı. En sevdiğin dersler ne diyor? I like science and social studies. Fen bilgisi ve sosyal bilgiler diyebiliriz. Siz sosyal bilgiler mi diyorsunuz bilmiyorum ama şu an neydi? Dönem dönem dersin adı sosyal bilgiler, hayat bilgisi oluyor. Şu an sosyal bilgiler. Where do you study, Helena? I study at Athens Primary School. Helena da Atina ilkokulunda okuyormuş. Devam edelim. Match diyor. Evet, bu soruları şöyle başlayabiliyorsun. Where do you study'nin cevabı nerede? Nerede okuyorsun? Okulun neresi gibi. I study at Rome High School. Bunları kendiniz yapın. Ben yavaş yavaş yapıyorum. Siz durdurup kendiniz yapın. How many languages do you speak? Neydi? Languages. Languages. Neydi? Dildi. How many languages do you speak? Kaç dil konuşuyorsun demek. O zaman 3 diyor burada bakın. Cevabı bu olacak değil mi? 3. I can speak Chinese, Turkish and English. Bu sefer Chen de herhalde Çinli olan cevap vermiş. Başka bir cevap vermiş. Nice to meet you. Ne demek? Bir tanıştığımıza memnun oldum. Bunun cevabı ne olacaktı? Nice to meet you too. Tam olarak cevap demesek de bir karşılık değil mi bu? What are your favorite classes? Senin en sevdiğin dersler hangileri? I like history, geography and science. Arkadaşlar tarih, coğrafya. Coğrafya da biliyorsunuz. Türkçesi de coğrafya. Dünya bilimi, geodan geliyor. And science ve fen dersi. Fen aynı zamanda bilim de demek science. Ve mesela science dediğin zaman fen bilimleri oluyor. Social sciences dediğin zaman, social science dediğin zaman sosyal bilimler anlamına gelebiliyor. Biraz karışık bir kelime. Şimdi buna listen and check diyor. Hızlıca dinleyerek kontrol edelim. Where do you study? I study at Rome High School. 2. How many languages do you speak? 3. I speak Chinese, Turkish and English. 3. Nice to meet you. Nice meeting you too. 4. What are your favorite classes? I like history, geography and science. Bir sonraki alıştırmada use ID cards on page 161 and talk diyor. Yani ID cards gördüğünüz gibi burada da neymiş? Kimlik kartı. 161. sayfada kimlik kartları varmış. Kullan diyor. Use. Çok önemli bir kelime. Bu kelimeleri hatırlayalım. Defterimize not alalım. Use ID cards on ID card'ı da yapalım. Hatta bir tane ID card çizebilirsiniz defterimize. Use ID cards on page 161 and talk. Talk konuşun demek. Konuşun. Nasıl konuşacak? Example diyor. Bir tane örnek veriyor bize. Mesela soruyor buradaki bilgileri. Hayır, biraz küçük açayım. Mesela, what is your name? I am Gina Pico. Where do you study? At Rome High School. Yukarıda zaten sorular var. Cevapları da bu karttan alıp yapacağız. Annemizi babanızı artık
kardeşiniz varsa onu tutun. Şu soruları size sırayla sorsun. Siz de kendinize bir tane kimlik kartı seçerek oradaki soruları cevaplayın. Bu alıştırma böyle olsun. Belki kaydedip gönderen olursa derste dinlerim. Yani herkesle paylaşmam ama bunu kaydedip bana WhatsApp'tan gönderirseniz yorum yaparım ve ondan sonra isterseniz de derslerde, EBA derslerinde dinleyebiliriz. Evet, devam edelim. Unit 1. Hello. 3A. Number the flags and write the national anthems. Şimdi ne yapacağız? Bayrakları numaralandıracağız ve milliyetleri yazacağız. Bakın yukarıda ülkelerin ismi yazıyor. Bu her zaman birazcık ezberlememizi gerektiren bir konu olmuştur. Mesela burada China demiş. Buraya biz Chinese yazmışız. Ülkenin ismi China, milliyetin ismi veya dilin de ismi Chinese. Bakın bir her zaman böyle bir ritmi var. Şiir gibi düşünün. Böyle. Şimdi ben hepsini bir kere söyleyeyim. Sonra siz de eşleştirip yazın. Ondan sonra beni dinlemeye devam edin. Ama şimdi burayı dinleyin. Ben size söyleyeceğim. Bakın ritmi yakalamaya çalışın. China, Chinese. Italy, Italian. Germany, German. Turkey, Turkish. Greece, Greek. India, Indian. Brazil, Brazilian. Japan, Japanese. Bakın birkaç seçenek var. Chinese ile Japanese birbirine benziyor. İşte ne bileyim Italian, başka Brazilian birbirine benziyor. Germany, German. Almanya'da bir sürü bizim gurbetçimiz var. Onlar yüzünden Almanya'yı çok sık kullanıyoruz. Onu aklınızda tutun. Lazım olur bize. Germany, German. Turkey, Turkish. Greece, Greek. Bunlar... Birkaç farklı durum var. Bakın mesela burada 4 tane kadar farklı durum var. India, Indian. Hadi oldu 5. Bu durumları aklınızda tutarsanız diğerlerini şey yaparak, birbirine benzeterek yapabilirsiniz. Ama tabii ki hepsini tek tek ezberlemek en güzeli. Şimdi ben bunları yazacağım. Siz kapatıp kendiniz yazın sonra kontrol edin. Evet, alıştırmalara ilk önce iyi bildiklerimizden başlarsak kolay olur. Burası Türk bayrağı biliyoruz. O yüzden Turkey, Turkish. Ondan sonra bana en kolay gelen komşumuz Yunanistan. Nerede bulduk? Greece, Greek. Buraya yazdık. Ondan sonra futbolla ilgiliyseniz Brezilya'nın renklerini bilirsiniz. Yani değil mi? Türbün şovları vesaire Brezilyalılar. Biraz futboldan dolayı biliniyorlar. Brazil, Brazilian. Geri kalanı German, Germany, German, Italy, Italian, India, nerede India? India, Indian, Indian. Bunun sonunda bir ne olacak değil mi? Indian üstüne yazayım şöyle koyacak ama şuraya yazayım. Bu ülkenin adı Indian. Sonunda ne var? India, Indian. Burayı bence güzelce tekrar edin. Hatta böyle ezberleyin. Kulağınıza gelin. Turkey, Turkish. Japan, Japanese. Brazil, Brazilian. Greek, Greece, Greek gibi. China, Chinese. Önemli. Burada da 3B'de match the language with flags diyor. Bu sefer diller olarak söylemişler. Ben birer kere okuyorum. Eşleştirmeyi yaparsanız takılırsınız. Yukarıdaki zaten aynı şey. Italian, Chinese, German, Turkish, Greek, Indian, Spanish, Japanese. Evet, bir sonraki sayfada 3C'de listen and tick diyor. Tick şu işaret. Dinleyin ve işaretleyin diyor. Our friends are introducing their friends to classmates. Arkadaşlarımız are introducing tanıtıyorlar their friends arkadaşlarını to their classmates. Arkadaşlarını sınıfa tanıtıyorlar. Dinleyeceğiz ve işaretleyeceğiz. Çalalım. 1. This is Max. He's German. He speaks German and English. 2. This is Gina. She is from Italy. We like art and science. 3. This is Helena. She is Greek. She studies at Athens.
Evet, 3'ten itibaren tekrar dinleteceğim. Zaten burada tahmin edilmesi kolay. This is Max. He is German. Çünkü Germany ülkenin adı. He speaks German and ne dedi? Duydunuz mu? England ülkenin adı olmaz. He speaks German and English olmalı. English'i işaretliyoruz. İkincisinde this is Gina. Bakın dikkat ettiyseniz tanıştıkları çocukları sınıfa tanıtıyorlar. Çünkü bunlar daha önce tanışmıştı. Bunlar daha önce tanışmıştı. Evet. This is Gina. She is from. From deyince ülkenin adını yazıyoruz. She is from Italy. Değil mi? She is from Italy. Ama karışmasın. She is Italian da diyebilirdik. Ama from olunca she is from Italy. Tamam. They like art and science. İkisi de neyi? Resmi ve fen dersini seviyormuş. Kaydıralım. Şimdi 3'ten itibaren tekrar dinleyeceğiz. 3'ten sonra durduracağım. Siz dikkat edin. Söyleyebilecek misiniz? 3. This is Helena. She is Greek. She studies at Athens Primary School. Evet, ne dedi? She is, this is Helena. She is Greek. She studies at Athens Primary School. Or, this is Chen from China. He likes science and social studies. This is Chen from olunca neydi? China. Ülkenin ismini söylüyorduk. He likes science and social studies. Sevdiği dersler de neymiş? Fen ve sosyal bilgiler. Social studies. 3D. Now use the ID cards on page 161 again and introduce them. Bu sefer ne yapıyoruz? Kullanıyoruz yine kimlik kartlarını 161. sayfadaki, sayfa demek page, again, tekrar. And introduce them. Bu sefer kendimiz onlarmış gibi değil ama onları tanıtıyoruz. Şimdi mesela bir tane örnek vermiş bize. Bir tane kimlik kartı var burada. Larry Anderson. Ve biz onu tanıtırken I am diyorduk demin. Kendimizi tanıtırken. Ama burada Larry'i tanıtırken this is Larry Anderson. He is American. Eğer burada bir kız olursa o zaman she is diyeceğiz. Değil mi? He is American. He speaks Turkish and English. Konuştuğu diller nerede yazıyor? Biz önceden biliyoruz. Ha, burada yazıyor. Turkish and English. We like language class and PE. Bu da onu seviyormuş. Değil mi? Kız da dil dersini ve PE'nin kısaltmasıydı. Physical education. O da neydi? Beden eğitimi dersi. He studies at Gelincik Secondary School diyor. Bu şekilde diğer kartları da kullanarak bir başkasını tanıtmanın ne diyelim pratiğini yapın. Takıldığınız yerde yukarıdaki alıştırmaya, bu alıştırmaya bakabilirsiniz. Evet, 4A. 4A. Read and order the pictures, then listen and check. Okuyun ve sıralayın demek. Order, sıra, düzen anlamına geliyor. Okuyun ve resimleri sıralayın diyor. Daha sonra dinleyin ve kontrol edin diyor. Burada Zipi diyor ki, this is Mia. She is from China. She is talking about her school diyor. Şimdi şurayı şöyle alayım. Zaten birazcık daha büyütelim. Ne diyor? Hi, my name is Mia diyor. İsmini söylüyor. I'm 9 years old. Tamam, 9 yaşındayım diyor. This is my school in China diyor. İlk önce okulundan bahsediyor. O zaman buna bir diyelim. Okulunu gösterirken şuraya bir yazalım. Yazabilirsek inşallah. Evet, buna bir yazdık. Sonra devam edelim. Its name is Luhe Elementary School. Luhe İlkokulu. We do exercise every morning. Her sabah egzersiz yapıyoruz. Hangisi resim? Tabii ki şu. Rastgele oldu biraz. Yazalım artık. Ki, evet. Ondan sonra I like maths, art and science but I dislike history and social sciences. Social studies, pardon. We speak English in a language classes. Şimdi arkadaşlar burada derslerini gösteriyor. Ders programında önce ondan bahsediyor. I like maths, art and science diyor. Buna 3 diyelim. En sonunda İngilizce konuşuyor. Ve 4. resimde bu. Tahtada İngilizce bir şeyler yazıyor. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama
Birazdan dinlerken büyüteceğim. Bu da 4 olacak. Şimdi kontrol edelim. 1. Hi, my name is Mia and I'm 9 years old. This is my school in China. Its name is Luhe Primary School. 2. We do exercise every morning. 3. I like maths, arts, and science, but I dislike history and social studies. 4. We speak English in language class. Evet çocuklar, bu arada we do exercise every morning dedi. Her sabah egzersiz yaparız dedi. I like maths and maths, art and science, sevdiği dersler. But I dislike. Dislike içinde like geçen. Ama başka bir ön eki olan bir şey. Sevmemek demek ki, değil mi? I dislike history and social studies. We speak English in language classes. Dil derslerinde İngilizce konuşuruz diyor. O da 4. Şimdi listen again and complete the ID card diyor. Bir kez daha dinleyip bu Mia ile ilgili bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ekranı da temizleyeyim. Büyütüyorum. Siz de kitabınızda bunu tekrar doldurun. Bunu doldurun tekrar. 1. Hi, my name is Mia and I'm 9 years old. This is my school in China. Its name is Luhe Primary School. 2. We do exercise every morning. 3. I like maths, arts, and science, but I dislike history and social studies. 4. We speak English in language class. Evet çocuklar, bu bilgiler yukarıda var. Aynı zamanda dinleyebilirsiniz de. Age, yaş demek. Country, ülke demek. Nationality, milliyet demek. Language, dil. Ve okulun ismi yukarıda söyleniyor. Favorite classes da sevdiği dersler. Şimdi dinleyin ve karşılaştırın diyor. Dinleyelim. Name, Mia Yi. Age, 9. Country, China. Nationality, Chinese. Language, Chinese English. School, Luhe Elementary School. Favorite classes, maths, art and science. 4D. Complete the ID cards for yourself on page 163. Ask and answer questions about it. Arkadaşlar 163. sayfadaki boş kimlik kartını komple diye Türkçe bir kelimemiz var. Ona benzetiyoruz. Doldurun, tamamlayın diyor kendiniz için. Ve sorular sorup cevaplayın diyor. Birisi size sorsun veya kendi kendinize de artık mecbur kalırsanız sorun. Where do you study? Hangi okulda okuyorsun? I study it artık Türk Secondary School. Siz ne diyeceksiniz? I study it, Şehit Sanat Uslu. Türkçe adını söyleyebilirsiniz. Şehit Sanat Uslu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu diyebilirsiniz mesela. Veya Anadolu İmam Hatip Secondary School diyebilirsiniz. Do you like physical education? Sever misin? Bakın evet hayır sorusu bu. Do you like physical education? Buraya bir ders, başka bir ders koyup sorabilirsiniz. Do you like physics? Do you like geography? Do you like mathematics? İstediğinizi sorabilirsiniz ders adı. Do you like physical education? No, I dislike physical education. Bu arada physical education beden eğitimi de hatırlıyorsunuz. Education eğitim demek. What are your favorite classes? Art and science. Burada da en sevdiği dersleri soruyor. Onlar da siz de en sevdiğiniz dersleri söyleyeceksiniz. Bir sonraki alıştırmada 4E. Exchange your ID cards and introduce your friends. Değişiyorsunuz. Exchange değişmek demek. Kimlik kartlarınızı değişiyorsunuz ve arkadaşlarınızı tanıtıyorsunuz sınıfa. İnşallah bunu yüz yüze geldiğimizde yapabiliriz veya siz birbirinize hazırladıklarınızı gönderip kendi arkadaşlarınızla bunu tanıtabilirsiniz veya siz kendinizi bir başkasıymış gibi
Ailenize tanıtın, kartı gösterin. Satoshi studies at Atatürk Secondary School. Siz de mesela şey diyeceksiniz. Dilruba, atıyorum isim işte. Dilruba studies at Şehit Samet Uslu Girls Religious Secondary School veya Şehit Samet Uslu Anadolu İmam Hatip Secondary School diye. He likes art and science. Siz tabii ki she diyeceksiniz. Kendinizden bahsediyorsunuz. Bizimkisi bir kız okulu. Herkes she. Bütün öğrenciler she. She likes art and science. Siz hangi dersleri seviyorsanız o şekilde söyleyeceksiniz. But she likes, she dislikes sevmediğiniz dersleri de böyle physical education artık hangi derste ona göre söyleyeceksiniz.